Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hayatı. Tevhid akidesinin mühim ve büyük temsilcisi Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'in sülbüne dayanan cahiliye devri Araplarına Arabı müstarebe denir. 6. asırda Hicaz bölgesinin en büyük kabilesi olan Kureyş, Adnan'ın soyundan ve Adnan da Hazreti İsmail'in sülbünden gelmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın sahabi ve yardımcılarından birisi olan Hazreti Ömer bin Hattab, ataları Fihr, Lüey, Kab, Zura, Kurat, Abdullah, Ribah, Abdülüzza ve Nufeyl'diler. Fihr veya diğer adı Kureyş bin Malik olan şahıstan adını alan kabile, bölgeye hakim olmuş ve İslam'ın doğuşuna kadar üstünlüğünü sürdürmüştü. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Kureyş kabilesinin Beni Adi adlı koluna mensup olup, kabilenin diplomatik işlerini üstlenmiş bulunuyordu. Ayrıca Hazreti Ömer'in dedesi Nevfel de, kabile reisleri arasında meydana gelen anlaşmazlıkları çözme hususunda tek yetkili ve söz sahibiydi. Hazreti Ömer'in babası Hattab da Kureyş'in ileri gelenlerinden birisiydi. İslam'dan önceki Mekke toplumunda doğan ve büyüyen Ömer bin Hattab, her Kureyşli gibi şecere ilmini iyi bilirdi. Bunun yanında güreş, koşu gibi sporlarla meşgul olurdu. Hicaz bölgesinin en büyük panayırı olan Ukaz panayırında Hazreti Ömer defalarca güreşte şampiyon olmuştu. Ayrıca hitabetinin üstünlüğünü ve ata binme maharetinin dillere destan olduğunu da söylemek mümkündür. O sıralarda Mekke'de okuma yazma oranı son derece düşük olmasına rağmen Hazreti Ömer'in okuma yazma bildiği kaynaklardan da kaydedilmektedir. Çoğu Mekkeliler gibi Ömer bin Hattab da geçimini temin için ticaretle uğraşırdı. Altıncı asırda cehalet ve karanlıklar içerisinde yüzen Arabistan, bilhassa inanç açısından son derece büyük bir küfür bataklığına saplanmış durumdaydı. Cenab-ı Hak, son elçisini tevhid akidesini tebliğ etmek üzere göndermiş bulunuyordu. İslam'ın sesi artık Hicaz bölgesinde tümüyle yayılmış ve topluma hakim olan Kureyş kabilesinin büyüklerini endişelendirmeye başlamıştı. Hazreti Ömer'in amcazadesi olan Zeyd bin Amr, Hazreti İbrahim'in Hanif dinine mensuptu. Ayrıca aynı aileden Varaka bin Nevfel de tevhid inancına sahipti. Böylece Hazreti Ömer'in mensup olduğu Beni Adi kabilesi bu inanca yabancı değildi. Zeyd bin Amr'ın oğlu Said, İslam'a ilk giren şahıslardan biri olup, aynı zamanda Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile evliydi ve Fatıma da İslam'a girmişti. Aynı aileden Nuaym bin Abdullah da Müslüman olmuştu. Ömer bin Hattab ise İslam'a son derece yabancıydı. İslam'a giren cariyesi Lübeyne'yi yoruluncaya kadar dövdüğünü bizzat daha sonra kendisi nakletmişti. Nihayet bu yeni dine girenlerin gittikçe çoğaldığını gören Ömer, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye karar verdi.
kılıcını alarak yola koyuldu. Yolda Nuaym bin Abdullah'la karşılaştı. Nuaym, Ömer'in çok kızgın olduğunu görünce, "Nereye gidiyorsun Ömer?" diye sordu. Ömer, "Dinimizi beğenmeyen ve ortaya yeni bir din koyan Muhammed'i öldürmeye gidiyorum." diye cevap verdi. Bunun üzerine Nuaym ona, "Sen önce kendi ailenden başlasana. Enişten Said ve kız kardeşin Fatıma da İslam'a girmişler." deyince, Ömer öfkeyle kız kardeşinin evine doğru yöneldi. Kapıya varınca içeriden bir ses işitti. Bu sesin ne olduğunu öğrenmek için dinlemeye başladı ve kız kardeşinin evinde Kur'an-ı Kerim okunduğunu anladı. Fatıma, Ömer'in geldiğini duyunca hemen Kur'an sahifelerini sakladı. Ancak Ömer bunu fark etmişti. "Bu okuduklarınız nedir? Manası ne? Benden hiçbir şey saklamayın. Müslüman olduğunuzu biliyorum. Sapıttığınızı duydum." diye çıkıştı ve eniştesine saldırarak onu yere yıktı. Kocasını kurtarmaya çalışan Fatıma, ağabeyi Ömer'den bir darbe yedi ve yüzü kanlar içerisinde kaldı. Ama yine de İslam'a ve tevhid akidesine gönlünü kaptırmış olan bu mümin kadın, zalim ve gaddar olan ağabeyi Ömer'e, "Ey Ömer, istersen bizi öldür, paramparça et. Ancak İslam'ı ve imanı kalbimizden asla söküp atamazsın." diye haykırdı. Cahiliyedeki zulmü ve gaddarlığıyla bilinen güçlü Ömer'in bu sözleri duymasıyla omuzlarının çökmesi, tepesinden buz gibi suların dökülmesi ve birdenbire yumuşaması bir oldu. Sesi hafifledi, gönlü bir anda o katılığını kaybediverdi. Ve kız kardeşine, "Fatıma, o okuduğunuz neydi? Ver bakayım." dedi. Fatıma, yeni inmiş olan Taha suresinin ilk ayetlerini nazil olduğu bir deri parçasını Ömer'e uzattı. "Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın şanını tesbih eder. O gerçekten azizdir, hakimdir." ayetini okuyunca beyninde şimşekler çaktı. Kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Sanki içinde fırtınalar, kasırgalar kopuyordu. Ve devam etti. "Allah'a ve onun Resulüne iman ediniz." ayetini okuyunca içten gelen bir istekle Allah'ın varlığını, birliğini, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini tasdik edici sözler söylemeye başladı. O sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safa Tepesi'nin eteklerinde bulunan Erkam'ın evindeydi. Ömer hemen Hazreti Peygamber'i nerede bulabileceğini sorup öğrendi. Erkam'ın evine geldiğinde Müslümanlığından kimsenin haberi yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki sahabiler endişeye kapıldılar. Hazreti Hamza, "Bırakın gelsin, iyi niyetle gelmişse ne âlâ, yoksa başını kendi kılıcıyla uçururuz." dedi. Ömer'i Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşıladı ve ziyaretinin sebebini sordu. Ömer de "Müslüman olmaya geldim." deyince Hazreti Peygamber "Allahu Ekber" diye tekbir getirdi. Arkasından bütün ashab tekbir getirerek Safa Tepesi'ni "Allahu Ekber" sesleriyle doldurdular. Ömer bin Hattab'ın İslam'a girişi, İslam tebliğ tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. O güne kadar 50'ye yakın kişi Müslüman olmuştu, fakat aralarında Hamza gibi güçlü bir şahsiyet de olmasına rağmen, hala ibadetlerini serbestçe yapamıyorlar, yeni dinlerini
alenen yaşamıyorlardı. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşundan sonra ilk defa Müslümanlar Kabe'de namaz kılmış ve rahat bir nefes almışlardı. İslam'ın gittikçe yayılmasından, mensuplarının artmasından endişelenmeye başlayan Kureyş ileri gelenleri, İslam'a ve Müslümanlara karşı amansız bir mücadeleye girdiler. 3 yıl Ebu Talip mahallesinde mahsur bırakıp, onlara her türlü eza ve cefayı çektirmeye başladılar. Ebu Talip öldükten sonra ise bu zalim ve gaddarca davranışları had safhaya çıktı. Kureyş'in bu tüyler ürpertici cezalarına bir türlü tahammül edilemez olmuştu. Habeşistan'a hicretten sonra Medine'den bir grup gelip Müslüman oldu. Akabe biatlarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını koruyacaklarını vaat eden Evs ve Hazreçlilerin şehri Yesrib, yavaş yavaş İslam devletinin merkezi olmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir grup sahabenin Yesrib'e gitmelerine izin verdi. Bu gruptan sonra Hazreti Ömer'in başkanlığında büyük bir grup Yesrib'e hicret etti. Nihayet Mekke'de 13 yıllık bir tebliğ ve zorluk devresinden sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye hicret ederek İslam devletini ashabıyla birlikte kurdular. Medine'ye hicretten sonra Hazreti Peygamber'in gerçekleştirdiği ilk sosyal faaliyetin Ensar'la Muhacirler arasında kardeşlik müessesesinin tesisi olduğunu görüyoruz. Ensar'dan her biri muhacirlerden bir kardeşini evinde barındıracak ve ona yardımcı olacaktır. Bu arada Hazreti Ömer'in de İslam ve imandaki kardeşi Salimoğulları kabilesinden Utban bin Malik olmuştur. Medine'ye hicret edildiği günden itibaren Hazreti Ömer de diğer sahabiler gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyor ve yine dinlerini ondan öğreniyorlardı. Ayrıca kurulan İslam devletinin birçok işinde Hazreti Peygamber'e yardımcı oluyorlardı. Hazreti Ömer de bir gün kendi nafakasını temin için çalışırken bir günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ve huzurunda bulunurdu. İşte Ömer'in Hazreti Peygamber'in huzuruna gelemediği günler, onun din kardeşi Utban, Hazreti Resul'ün sohbetinde bulunarak ondan duyduklarını Ömer'e naklediyordu. Müslümanlar bu dönemde devamlı olarak aynı zamanda devlet başkanları olan Peygamber'in yanında bulunmak zorundaydılar. Zira Mekke'de imanla ilgili ayet ve hükümler nazıl olurken, Medine'de devlet ve ibadetlerle ilgili hükümler nazıl olmaya başlamıştı. Ayrıca Resulullah'la birlikte birçok hususta istişareler yapılıyordu. İşte ilk ezanın okunmasında da böyle bir istişare yapılmış ve Hazreti Ömer'in teklifi üzerine bugün halen dünyanın her tarafında okunmakta olan ezanın bu şekilde okunmasına karar verilmişti. Hicretten sonraki Hazreti Ömer'in hayatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla iç içedir. Zira o her önemli hadisede rol oynamış ve onun görüşleri devamlı surette ağır basmıştı. Günden güne gelişen İslam dini ve İslam devleti Kureyşlileri son derece tedirgin ediyordu. Onun için Müslümanlarla çatışmaya yol arıyor ve bir gün evvel Medine üzerine yürümeyi arzu ediyorlardı.
Kureyş ileri gelenlerinden Ebu Süfyan'ın başkanlığındaki Suriye'ye gönderilen kervanın kazancıyla bir savaş düzenlemek isteyen müşrikler, kervanın Müslümanlar tarafından hücuma maruz kalacağı haberini yaydılar. Bu haberi alan Kureyşliler silahlandılar. Hicri 2. miladi 624. yılda Medine'ye yakın bir bölge olan Bedir'de karşı karşıya gelen müşriklerle Müslümanlar arasında büyük bir kuvvet dengesizliği vardı. Mekkeli müşrikler yaklaşık 1000 kişi, Müslümanlarsa 300 kişi civarındaydılar. Bedir Savaşı'nın başından sonuna kadar Hazreti Ömer devamlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olup onun en önemli birkaç yardımcısından biriydi. Bedir Savaşı'nda ilk şehit düşen kişi Hazreti Ömer'in azatlı kölesi Mehce oldu. Bedir gazvesi Müslümanların büyük bir zaferiyle neticelendi. 70 kadar ölü veren Kureyş'ten bir o kadar kişi de esir alınmıştı. Bu esirlere yapılan muamele konusunda bazı görüş farklılıkları ortaya çıktı. Hazreti Ebubekir esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılmasını, Hazreti Ömer ise İslam'a silah çekmiş ve İslam ülkesine hücum etmiş bir grubun kesinlikle idam edilmesi gerektiğini öne sürdü. Nihayet esirler serbest bırakıldı. Bedir gazvesinden sonra Müslümanlarla müşrikler arasında ufak tefek çatışmalar oldu. Bunların yanı sıra Medine'deki Yahudilerden bir kısmı şehirden çıkarıldı. Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı'nda yedikleri darbeyi bir türlü unutamıyorlardı. Nihayet bu yenilginin intikamını almak için büyük hazırlıklara başladılar. Şevval 625 yılında 3000 kişilik bir kuvvetle Uhud Dağı yakınlarına geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayneyn boğazından gelebilecek bir tehlikeyi önlemek için 50 okçuyu bu tepeye yerleştirdi. Müslümanların büyük azim ve gayretiyle müşrikler perişan edildi ve kaçan müşrikler takip edilmeye başlandı. Bunu görüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesini unutan okçular yerlerini terk edince Halid bin Velid kumandasındaki süvariler Müslümanları geriden kuşattılar. İki kuvvet arasında kalan Müslümanlar Uhud'da büyük kayıplar verdi. Hazreti Hamza şehit oldu. Çarpışmalar sakinleştikten sonra asap Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çadırı etrafında toplandı. Kureyşlilerin başkumandanı Ebu Süfyan Müslümanlar tarafına doğru Muhammed içinizde mi diye bağırdı. Ona cevap verilmedi. Ebu Süfyan Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in olup olmadığını da sordu. Yine cevap alamayınca herhalde öldüler değil mi dedi. Artık dayanamayan Hazreti Ömer gür sesiyle hepimiz dipdiriyiz ey Allah'ın düşmanı diye bağırdı. Ebu Süfyan Hubel yücedir deyince Hazreti Ömer de Allah en yüce ve en büyüktür diye karşılık verdi. Uhud gazvesinden sonra Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa Hicri 3. yılın Şaban ayında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le evlendi. Medine'deki Yahudi kabilelerinden biri olan Beni Nadır Hicri 4. miladi 626. senede Hazreti Peygamber'e suikast düzenleyip bir evin damından üzerine bir kaya yuvarlayacakları planını yaptılar. Bunu sezen Hazreti Peygamber hemen Beni Nadir'in Medine'yi terk etmelerini istedi. Böylelikle İslam devleti Yahudilerden de yavaş yavaş temizleniyordu.
Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafetinde Kudüs'ün fethi ve Suriye'de veba salgını. Hazreti Ebubekir zamanında Filistin'deki şehirlerin fethiyle görevlendirilen Amr bin As, burada bazı kasabaları fethetmiş ve geri kalanlarının fethiyle uğraşıyordu. Yermük Savaşı'ndan sonra bölgesindeki işlerinin başına dönen Amr, etrafındaki kasaba ve şehirleri fethettikten sonra Kudüs şehrini kuşattı. Hristiyanlar şehri savunmaya çalıştılar. Kuzey Suriye'nin fethiyle uğraşan Ebu Ubeyde'nin Kudüs'e doğru gelmeye başladığını duyan Hristiyanlar barış isteğinde bulundular. Ayrıca şehri teslim etmek için halife Hazreti Ömer'in bizzat gelip şehri teslim almasını şart koştular. Ebu Ubeyde durumu Hazreti Ömer'e bildirdi. Kudüs'ün tesliminin kendisinin oraya gitmesine bağlı olduğunu öğrenen Hazreti Ömer, ashabın ileri gelenlerini toplayarak onlarla istişare etti. Yapılan müzakere ve görüşmelerden sonra Hazreti Ali ile Hazreti Ömer, halifenin Kudüs'e gitmesinin yararlı olacağı kanaatini savundular. Nihayet Hazreti Ömer, Hazreti Ali'yi hilafet görevine vekil bırakarak Hicri 16. Recep'te Medine'den çıkıp Kudüs'e doğru yola koyuldu. Büyük bir devletin başkanı olarak Hristiyanların kutsal şehrini teslim almak üzere son derece mütevazi bir şekilde bir at sırtında ona refakat eden birkaç muhacir ve ensardan oluşacak küçük bir kafileyle yola çıktı. Ayrıca onun barınacağı küçük bir çadır bile tedarik edilmemişti. Medine'den çıkıp Suriye'ye ve Filistin'e gideceği duyulan halifeyi görmek için halk yollara dökülmüştü. İslam'ı en ince teferruatına kadar bütün esprileriyle kavramış ve içine sindirmiş olan Hazreti Ömer tevazuun zirvesindeydi. Yol arkadaşıyla bineğini değiştirerek kah atlı kah yaya gidiyordu. Suriye'ye ulaştığında Cabiye denen yerde Halid bin Velid ve Yezid bin Ebi Süfyan gibi ileri gelen kumandanlar onu karşıladılar. Suriye'de uzun zamandan beri büyük fetihler gerçekleştirip sayısız ve hadsiz ganimetler ele geçiren bu Müslümanlar, İslam'ın tasvip edemeyeceği derecede lüks elbise ve teçhizata bürünmüşlerdi. Bu zengince giyinişlerinde ipekten elbiselerini, parlak ve heybetli süslerini görünce Halife Hazreti Ömer çok şaşırmış ve onlara uzun uzun bakmıştı. Sonra birden atından atlayarak yerden aldığı taşlarla onları taşlamaya başladı. "Şimdiden mi acemlerin adetlerine alıştınız?" diye bağırdı. Ancak ümmetin bu yiğit savaşçıları elbiselerinin altındaki zırhlarını göstererek cihad ruhundan asla bir şey kaybetmediklerini söylediler. Hazreti Ömer biraz yumuşadı. Şam'a yaklaşıp da o muhteşem binaları görünce şehrin azametine hayretini ve dünyanın bu şekilde elden ele geçtiği gerçeğini ifade eder mahiyetteki şu ayeti kerimeyi okudu. Onlar bağlardan, pınarlardan, ekinlerden, süslü mahfellerden, güzel konaklardan, içinde naz ve naimle yaşadıkları ihtişamlardan nice şeyler bıraktılar. Hazreti Ömer Cabiye'de bir müddet kalmış ve Kudüs anlaşmasını burada hazırlamıştı. Anlaşmanın imzalanmasından sonra Kudüs'e geçti. Bindiği atın tırnakları o kadar aşınmıştı ki hayvancağız topallamaktaydı. Hazreti Ömer
onun acısına dayanamayıp sırtından indi. O anda halifeye güzel bir at takdim edildi. Hayvan çok atak ve ateşliydi. Hazreti Ömer ona binince hayvan oynamaya ve şaha kalkmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Zavallı mahluk, bu kibir ve gururu nereden öğrendin?" diyerek atın sırtından indi ve yaya olarak yoluna devam etti. Halife Hazreti Ömer Kudüs'e yaklaşınca Ebu Ubeyde ve diğer kumandanlar onu karşılamaya geldiler. Halifenin son derece sade ve mütevazi olan kıyafeti ötekilerin kıyafetleri yanında tuhaf gözüküyordu. Bu kumandanlar Hazreti Ömer'e bir at ve yeni elbiseler takdim etmişlerdi. Fakat Hazreti Ömer bu ihtişamlı atlara binmedi. Elbiseleri de giymedi ve onlara şunu söyledi: "Cenab-ı Allah'ın bize ihsan ettiği nam ve şöhret İslam'a aittir. Kendi şahsımız içinse bu sadelik bize yeter." diye seslendi. Hazreti Ömer, devrin süper gücü olan bir imparatorluğun kutsal şehrini teslim almaya giderken, görkemli merasim ve debdebeli değil, sade ve her zamanki gibi mütevazi bir şekilde yamalı cübbesiyle girmişti. Önce Mescid-i Aksa'yı ziyaret edip Hazreti Davud'un mihrabına vardı. Onun Allah'a olan duasından bahseden Kur'an-ı Kerim'deki ayetini okudu ve huşuyla secdeye kapandı. Daha sonra da Hristiyanların kilisesini ziyaret etti. Onun Kudüs'e gelmesi üzerine burada toplanan kumandanlara gerekli olan nasihat ve emirleri verdi. Bir gün Bilal-i Habeşi Hazreti Ömer'e gelerek, "Askerler iyice beslenemezken kumandanların tavuk eti ve has ekmek yediklerini söyledi." Bu işin doğru olup olmadığını soran Hazreti Ömer'e kumandanlar, "Buralardaki her çeşit yemeğin bol ve ucuz olduğunu, tavuk etiyle beyaz ekmeğin Hicaz'daki koyu ekmekle hurma fiyatına eşit olduğunu söylediler." Hazreti Ömer onları daha sade yaşamaya davet edip askerlere maaşlarına ve harp ganimetlerine ilave olarak bedava yemek de sağlanmasını emretti. Halife Hazreti Ömer, Kudüs'te geçirdiği günlerin birinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini Bilal'i çağırarak ezan okumasını ve Müslümanları namaza çağırmasını rica etti. Bilal, Resulullah'ın vefatından sonra hiç ezan okumadığını ve okumamaya karar verdiğini, fakat halifenin hatırı ve Kudüs'ün fethi için bir defaya mahsus olmak üzere bu emri yerine getireceğini söyledi. Hazreti Bilal'in sesinin gökyüzünü çınlattığını duyanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminin birden gözlerinin önünde canlandığını hissettiler ve birçoğu gözyaşlarını tutamadılar. Ashabın ileri gelenleriyle birlikte Hazreti Ömer de uzun müddet hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Halife Hazreti Ömer'in Kudüs'ü ziyaretinden bir yıl sonra Hristiyanlar Müslümanların hızla ilerlemelerinden endişelenerek tekrar büyük bir ordu hazırlamış ve Humus'u geri almaya teşebbüs etmişlerdi. Hazreti Ömer Suriye ve Irak'ta 8 merkezde kurduğu ordulara hemen Humus'u korumaya gitmelerini emretti. Müslüman askerler bir taraftan Humus'a gelecek yardımları engellemeye, bir taraftan da şehri
korumaya çalışıyorlardı. Ayrıca Hazreti Ömer de bizzat Şam'a gitmişti. Bu muazzam tedbirler neticesinde şehri kuşatmaya ve geri almaya gelen Hristiyanlar grup grup memleketlerine geri dönmeye başladılar. Ancak Ebu Ubeyde önce savaşmaya pek niyetli değilken Hazreti Halid'in teşvikiyle Hristiyanların üzerine saldırıya geçti. KK kumandasındaki Irak askerleri de o sırada imdada yetişmişlerdi. Müslümanların büyük cihad azmi karşısında dayanamayan Bizanslılar ve onlara yardım eden Arap kabileleri birden dağılmaya başladılar. İşte bu Hristiyanların Suriye'de Haçlı seferlerine kadar başlattıkları son taarruz olmuştu. Uzun yıllar bir daha Suriye'ye girememişlerdi. Hazreti Ömer devrinde Hicri 17 yılında Suriye'nin fethi sırasında meydana gelen önemli olaylardan biri de Halid bin Velid'in kumandanlıktan azledilmesidir. Suriye ve Filistin bölgelerinin ve hatta kısmen de olsa Irak'ın İslam devletine kazandırılmasında büyük bir payı olan Hazreti Halid'in bazı davranışları Hazreti Ömer'in dikkatini çekmişti. Hazreti Ömer, Halid'e yazdığı mektupta hesapları iyi tutmasını istedi. Zira bütün Müslümanların hakkı olan Beytülmal'ın gelişi güzel harcanmasına göz yumması mümkün olamazdı. Halid'e tekrar yazarak hesapları muntazam tuttuğu takdirde görevine devam edebileceğini bildirdi. Halid, eskiden beri alışa geldiği bir uygulamayı değiştiremeyeceğini söyleyince de Ebu Ubeyde'nin emrinde daha az kıdemli bir rütbeye tayin edildi. Bundan sonra Halid'in şairin birine 10.000 dirhem verdiği öğrenildi. Bunu haber alan Halife Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde'ye derhal mektup yazarak Halid'in bu hediyeyi kendi malından mı yoksa Beytülmal'dan mı harcadığını sordu. Birinci halde israftan, ikinci halde de emanete hıyanetten dolayı suçlu olacağı için her iki durumda da azledilmesi gerektiğini bildirdi. Azil haberini getiren kişi, herkesin hazır bulunduğu bir anda halifenin mektubunu okudu ve Hazreti Halid'i bu parayı hangi kaynaktan bulduğu hususunda sorguya çekti. Halid suçunu itiraf ettiği takdirde affedilecekti. Ancak etmeyince sarığı başından alınıp boynuna dolandırıldı. Bu da örfen azle işaretti. Bu güçlü şahsiyet tek bir söz söyleyip itiraz etmeden halifenin emrine uydu ve şöyle dedi. Ömer yaşadıkça fesat gelişemez. Sonra Medine'ye geri döndü. Hazreti Ömer'le buluşup harp ganimetlerinden birikmiş olan servetinin 20.000 dirhemlik kısmını kendi isteğiyle Beytülmal'e devretti. Hazreti Ömer Halid'e Allah'a yemin ederim ki seni sever ve sayarım dedi. Sonra da bütün valilerine mektup yazarak Halid'e gücendiğinden veya emanete hıyanetle suçlu bulunduğundan azledilmediğini söyledi. Devamla ona aşırı derecede bağlandığı ve bundan dolayı onu sevenlerin her şeyin Allah'tan takdir edildiğini unutmaya başladıkları için onu görevinden almanın uygun olacağını düşündüğünü bildirdi. Hicri 18. senede başta Suriye olmak üzere Mısır ve Irak'ta bir veba salgını meydana geldi. Bu şiddetli hastalıktan birçok ileri gelen şahsiyetler kurtarılamayarak vefat etti. Hastalığın şiddetini öğrenen Halife Hazreti Ömer Suriye'ye doğru yola çıktı. Surk mevkiine vardığında Ebu Ubeyde onu karşıladı ve alınması gereken tedbirler hususunda
ashabın ileri gelenleriyle istişarede bulundular. Umumi kanaat, Halife Hazreti Ömer'in geri dönmesi şeklindeydi. Buna muhalefet eden Ebu Ubeyde, Hazreti Ömer'e Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, evet Allah'ın kazasından Allah'ın kaderine sığınıyorum şeklinde cevap verdi. Halife Hazreti Ömer Medine'ye dönüp oradan Ebu Ubeyde'ye bir mektup yazarak onu Medine'ye çağırdı. Ebu Ubeyde arkadaşlarını bu halde bırakıp gelemeyeceğini bildirdi. Sonra halifenin tavsiyesine uyarak askerlerini Cabiye'ye, dağlık ve açık havalı bölgeye çıkardı. Ancak Ebu Ubeyde de burada hastalandı ve vefat etti. Vefatından evvel yerine Muaz bin Cebel'i tayin etmişse de bu mümkün olmadı. Hastalık o kadar almış yürümüştü ki Muaz bin Cebel de Allah'ın rahmetine kavuştu. Kumandayı ele alan Amr bin As, askerlerini tamamen dağlık bölgeye çekti. Bu arada Hazreti Ömer, olup bitenlerden haberdar edildiğinden vefat edenlerin yenilerini tayin etti. Bu korkunç hastalık, İslam ordularının ilerlemesine ani bir darbe indirdi. Askerler, cihatla uğraşacaklarına, kendi dertlerine düştüler. Binlerce yetim ve dul kadın ortada kaldı. Halife Hazreti Ömer bu haberi alınca Suriye'ye gitmeye karar verdi. Hazreti Ali'yi Medine'de vekil bıraktıktan sonra yanında bir grup ashabla yola çıktı. İle denilen yere yaklaşınca sadece kendisince bilinen bir sebepten dolayı bindiği deveyi kölesine verip kölesinin devesine de kendisi bindi. Halk Emirül Müminin nerede diye sorduğunda işte sizin önünüzde duruyor diye cevap verdi. Burada birkaç gün kaldı, kaba bir kumaştan olan gömleğinin arkası devenin semerine sürtüne sürtüne yıpranmış ve yırtılmıştı. Hazreti Ömer gömleğini ile papazına vererek yamalanmasını rica etti. Papaz gömleği kendi eliyle yamadığı gibi halifeye yeni bir gömlek de hediye etmek istedi. Ancak Hazreti Ömer bu hediyeyi kabul etmeyerek eski gömleğiyle yetindi. Daha sonra yoluna devam eden Hazreti Ömer Şam'a kadar gidip şehir şehir bütün Suriye'de gerekli tedbirleri aldı. Askerlerin maaşlarını yeniden düzenleyip veba afetinden ölenlerin varislerine haklarını ulaştırdı. Sınırlarda karakollar kurarak gerekli yerlere yeni görevliler yerleştirdi. Medine'ye dönmek üzere yola çıkmadan önce de halka güzel bir hitapta bulunduktan sonra merkeze döndü. Aynı yıl Hicaz bölgesinde çıkan bir kıtlık Müslümanları etkileyecek bir noktaya gelmişti. Hazreti Ömer'in bu hususta aldığı tedbirler ve halkın ihtiyaçlarını karşılamada gösterdiği gayretler şayani dikkattir.